Yeniden merhaba. Birkaç yıl boyunca bu mecadan ve farklı mecalardan sürdürdüğüm barış ve kalkınma yazılarına bir süre ara verdim. Kırgınlıklarımız ve yılgınlıklarımız oldu. Uzun süre durmadan koşmak bazen nereye koştuğunu unutmaya neden olur. Bunun için bazen ara verip tazelenmek, kendini yenilemek, nereye, neden koştuğunu yeniden hatırlamak faydalıdır. Bu süre içinde yoğun okumalar, araştırmalar yapmaya zaman ayırdım. Kür sorununun çözüm sürecinde algının yeniden inşası başlıklı doktora tezime yoğunlaştım. Şimdi tarihi bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte düşüncelerimi paylaşmak için yeniden aktif görev almam gerektiğine inanıyorum. En zifiri karanlıkta aydınlıktan söz edip şafak sökerken sessiz durmak olmaz. Demek istiyorum ki barışın en uzak ihtimal olduğu zamanda barıştan söz edip barış çabalarının yurt satında yürütüldüğü bir zamanda geri durmak olmazdı. Bu gerekçe ve inançla yeniden sizlerle buluşmaya kaldığımız yerden devam etmek istedim. Barışa hasret topraklarda, ağıtların yükseldiği yüreklerden, barış türkülerinin, umutların, sevgi ve kardeşliğin yeşermesi için ehli kalem kalemiyle barış için bir sözcük yazmalı. Çiftçi kazmasıyla toprağa barış için bir kazma vurmalı. Futbolcu barış için bir maç yapmalı. Attığı bir golü barışa hediye etmeli. Mesela büyük takımlar sahaya barış pankartlarıyla çıkmalı. İmam hutbesine televizyoncu programına barış diliyle başlamalı. Aşçı yemeğine bir tutan barış baharatı katmalı. İzleyici, TV, gazete, sosyal medyadaki barışa hizmet eden içerikleri desteklemeli, beğenmeli. Barış karşıtı içerikleri şikayet etmeli, protesto etmeli, mail yağmuruna tutmalıdır. Barış siteleri, grupları kurulmalı, yürüyüşleri ve şenlikleri yapılmalıdır. Bu ülkede barış isteyen büyük çoğunluk, savaş çığırtkanı küçük bir azınlığa, küçük bir elite yıllardır esir düşmüştür. Bu elit kendine taban bulmak için ideoloji oluşturmakta çok mahirdir. Gençleri farklı gerekçelerle kışkırtıyorlar. Aslında değişmekte olan onların rantıdır. Tehlikeye giren onların süre gelen iktidarlarıdır. Ama bu küçük zümrenin sesi her zaman milyonların sesinden daha gür çıktı. Acaba neden? Nedeni şu, barış isteyen çoğunluk örgütsüz ve kendi halinde, kendi işinde gücündedir. Fakat kötüler örgütlüdür. Örgütlü on kişi, örgütsüz bin kişiden daha güçlüdür. Oysa barışçıl kalabalık, hinlik düşünmediği için rahattır, biraz da kaygısızdır. Kaygısızlığı olmakta olanın kendisine neye mal olacağını pek düşünmemesindendir. Azıcık düşündüğünde olan biten onun işini gücünü değiştirendir onun hayatıyla doğrudan ilgili olandır. Onun hayatına, ailesine, çocuğuna doğrudan yansıyandır. Acaba, ama, fakat ile başlayan şüphe cümleleri her zaman vardır. Barış umutlarının hayal kırıklıklarına uğrama ihtimali vardır. Bugün bu şüpheleri dinlendirmek barışa hizmet etmez. Bugün olumsuz kehanetlerin yapılacağı gün değildir. Özellikle sosyal medyanın barış için aktif kullanılmasını öneririm. Sosyal medya bu çağın en yaygın iletişim aracıdır. En azından barış için güzel bir söz söyleyebiliriz. Her şeyin bir bedeli var. Değerli şeylerin ise daha yüksek bedeli vardır. Barış değerlidir. Dolayısıyla barışın daha yüksek bir bedeli var. Barışın bedeli sağduyulu, soğukkanlı, galeyane gelmeden aklı ve erdemleri kullanarak aktif çabalamalardır. Sürekli çabalamak ve sürekli uyanık kalmaktır. Barışa tuzak kuranlar uyumaz. Barış isteyenler de uyanık olmalı. Aktif olmalıdır. Bundan sonra yazılarıma görüntülü, sesli, kayıt da ekleyerek size ulaştırmaya çalışacağım. Bu alanda bir ilki buradan başlatmış oluyoruz. İnşallah hayırlı olur. Barışla kalın.